Sizi tanıyabilir miyiz? Ben diyetisyen Büşra Nur Ceylan. Büşra Hanım, kanserde beslenme nasıl? Kanser beslenmesi şöyle aslında, biraz çok özel bir alan. Hem kanser tedavisi sırasında hem de kanser tedavisinden sonra çok sağlıklı beslenmek gerekiyor ve protein alımında çok güzel ayarlamak gerekiyor. Şöyle ki, özellikle kemoterapi sırasında ve kanser hücrelerini salgıladığı maddelerle vücutta kas yıkımı meydana geliyor. Bu kas yıkımı dolayısıyla da protein ihtiyacı çok fazla artıyor. Bu yüzden proteini, özellikle kaliteli proteinlerle öğünlere eşit bir şekilde dağıtmak gerekiyor. Ve biz diyetisyenler özellikle kanser listelerini hazırlarken protein hesabı yaparak listelerimizi hazırlamamız lazım. Yani en az 70-80 gramın üzerinde proteini dağıtmamız gerekiyor öğünlere. Nasıl beslenmeliyiz kısmına gelirsek de dediğim gibi proteince zengin beslenilmesi lazım. Bunlar neler olabilir? Her sabah özellikle yumurta, 1-2 dilim beyaz peynir, yine yarım yağlı ya da yağsız olacak şekilde. Yine aynı şekilde 3-5 porsiyon süt ve süt ürünleri. Et ve tavuk ürünleri olabilir ya, daha yağsız olacak şekilde. Yine aynı şekilde ana öğünlerimizde mutlaka kuru baklagillere, sebzelere yer vermemiz gerekiyor. Taze meyve ve sebzelerin tüketimi burada önemli. Fakat şöyle, mesela meyve ve sebzeleri çok iyi yıkanmış olması lazım. Yine aynı şekilde bunların bazılarını çiğ tüketmememiz gerekiyor. Yine aynı şekilde meyveleri, özellikle bu şeftali gibi dışı kabuklu olan meyveleri tercih etmememiz gerekiyor. Kabuklarını soymamız gerekiyor. Aslında çok ince detaylar var. Çünkü biliyorsunuz bu hastaların enfeksiyon kapmaması lazım. Yine aynı şekilde sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünlerinden de uzak durulması gerekiyor. İşte çiğ köfte gibi, kısır gibi, bunların içerisinde de çiğ şeyler, et ürünleri olduğu için bunlardan da uzak durulması lazım. Bunun dışında su tüketimi de bu hastalarda çok önemli. Kemoterapinin vermiş olduğu ilaçların etkisi vücuttan suyla atılabilir. O yüzden 2-3 litre kadar su tüketimi mutlaka öneriyoruz biz bu kişilere. Yine yüksek lifli gıdaların tüketilmesini öneriyoruz. Yani tam tahıllı karbonhidratlar gibi. Basit karbonhidratlardan, şekerli ürünlerden, çay ve kafein içeren ya da kahvelerden uzak durmamız lazım. Bu şekilde tamamen özel bir beslenme listesi oluşturulması gerekiyor.